gün yeni bir yolsuzluk haberi. Her gün yeni bir vukuat. Bunları artık konuşamaz olduk. Olanları bile söyleyemez olduk. Bu kadar yaygın. Sürekli tekrar ettik. Hiçbirine de cevap vermiyorlar. Böyle bir şey yoktur da demiyorlar. Soru önergelerine değil mi? O... Soru önergelerine de devamlı gece gündüz burada da konuşuyoruz. Mecliste de konuşuyoruz. Tık yok. Yani bakın ayda 11 bin dolar alan siyasetçi. Yani biliniyor eski bir milletvekili. Ayda 10 bin dolar evet. Herkes... Eski AKP'li bir milletvekili. Kim diye soruyoruz hükümete. Cevap yok ya. Cevap yok. Üstelik bu iddia bir bakana ait. İçişleri Bakanı'nın iddiası. Ama Sedat Peker diyor ki 10 bin dolar değil diyor. Çantayla koydum parayı. Evet diye. Öyle diyor. Yani çantayla koydum dediğine göre milyon dolar. Bakan koydum. Eksik söyledi diyor. Çantayla, bakan eksik söyledi çantayla diyor. Çantayla ben öyle diyor 10 bin dolara falan de şey yapmam vermem diyor. Verdim miydi çantayla veriyorum diyor. Ve ya, tek bir savcı harekete geçemiyor. Diyor. Bir de yalanlasın göreyim evet. diyor. Bir de yalanlasın kayıtlar var diyor. Ve cevap yok. Tık yok. Savcıya cevap vereceğim dedi. Savcıya ha savcılar nerede? Sayın Bakan niye savcıya gidip söylemedi? Hangi savcıya gidecek acaba? Hangi öyle savcı? Bir yürek yemiş savcı var mı? Maalesef çıkmadı gitsin bugüne kadar. Söylesin savcı adını versin. Hayır bir savcı harekete geçmesi lazım. Sayın Soylu savcıya o ismi vereceğini söylemişti. Tabii hala vermedi. Aylar geçti üzerinden. Ulaşamadı savcı herhalde. Neyle gidiyor acaba? Karınca gibi mi gidiyor acaba kendi? Çok ilginç. Sürekli tartışıldı aylarca. Ya yurt dışından kokain geliyor. Türkiye'de bir limana İzmir. Adı belli, kime geldiği belli. Bu kime geliyordu? O gelen kokaini alacak olan kimdi? İş yeri hakkında hangi işlemi yaptınız? Bütün kanallarda, mecliste, her yerde konuşuluyor bu. Tık yok, cevap yok, susuyorlar. Bugün Sedat Peker'in tweetini gördünüz mü? Evet. İzmir limanına gelen kokain için daha yeni olmuş bu. Bu ayrı bir olay. Ha. Bakım havuzuna alıyorlarmış gemileri. Bakım havuzunda kokain indiriyorlarmış. Sonra geri bırakıyorlarmış. Tekrar limana dönüyormuş. Böyle bir yöntem geliştirmişler uyuşturucu ticaretinde. Çok özür dilerim Fatih Bey. Sayın Bakanım özür dilerim. Efendim Sedat Peker'e bu devlet çöküyor diyerek vatansever olanlar, devlet içerisindeki bürokratlar, gerek istihbarat yetkilileri, gerekse de başkaları, bunu birkaç hafta önce söylemiştim. Çok ciddi şekilde bilgi gönderiyorlar. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti devlet ayakta dursun diyerek. Ve hepsi de belgeli efendim. Sedat Peker'e gönderiyor. Sedat Peker'e gönderiyorlar. Kimler ve gönderiyor? Sedat, Türkiye'deki çeşitli bürokratlar, istihbaratçılar, emekliler. Bu çok ciddi şekilde bilgiler gönderiyorlar. Bu işte muzdarip olan dürüst evet. bürokratlar. Bunu öyle ve söylemek. Siyasetçilere de gelmeye devlet başladı. Terbiyesine evet. Devlet terbiyesi almış ve bu devlet çöküyor diyerek. Çökmesin bu devlet. Son Türkiye Cumhuriyeti devleti, son limanımız çökmesin diyerek. Son sığınağımız çökmesin, son kalemiz çökmesin diyerek burada kendilerini feda ediyorlar. İşte bu çok noktada, ciddi bilgiler gönderiyorlar. Bu noktada bir savcının da kendini feda etmesi gerekiyor. Yani bir savcıların da, yani bu kadar iddia ortada. Herhangi bir demokratik ülkede şu iddiaların %1'i olsa diyorsunuz ya, bir çikolata iddiasıyla, sebebiyle bir bakan istifa ediyor. Bey 6 ay önce şu bana bir saldırı oldu biliyorsunuz. Şu iddiaların %1'i bir ülkede olsa o hükümet gider. Bana bir saldırı oldu. Evet. Savcıya ve hakime ne dediler biliyor musunuz? Eğer siz bu davayı ağır cezaya gönderirseniz sizi FETÖ'cü yaparız dediler. Ve dışarı çıkarsınız, avukatlık bile yapamazsınız ve size ağaç kabuğu yediririz dediler. Bunu söylediler. Ben ölümden döndüm. İşte organize şimdi, bir suçtu o. Organizeydi. Arkalarında ama kimlerin Selçuk olduğunu Bey, da biliyorum. Bakın, siz bu olayın peşine silah düştünüz ve hani cesaret gösteriyorsunuz. Şimdi hepimizin cesaret gösterme zamanı. Savcıların da hakimlerin de, doğru. Dürüst savcıların da, dürüst hakimlerin de, dürüst siyasetçilerin de bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak için cesaret göstermeleri gerekiyor. Gerekirse bedel ödeyeceğiz. Bakın, doğru. Biz bedel ödemiyor muyuz? Ödüyoruz. Savcılar da hakimler de bedel ödeyebilirler. Ama memleket için, bakın şu anda parklarda yatan bu çocuklar için bu bedeli ödemek durumundayız. Ya bir yerde trilyonlar gidiyor, bir yerlere doğru akıyor, bir yolsuzluk ekonomisi var. Bir yerde parklarda gençlerimiz yatıyor. Bir yerlerde emeklilikte yaşa takılanlar var. Bakın intihar eden öğretmenler var ya, yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Kaynak yok diyorlar, öğretmenlerimiz intihar ediyor. Bir yerden de efendim trilyonlarca lira kaynak bir yerlere akıyor.
Ve bunu durduracak şey nedir? Parlamentodur. Biz parlamentoda maalesef bu görevi göremiyoruz. Çünkü parlamentoda bütün önergelerimiz, bütün önerilerimiz çoğunluk tarafından reddediliyor. Yargı devreye geçmeli. Yani siz de gazetecilik yapıyorsunuz. Tabii bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz ama bir savcı harekete geçmediği sürece bu meselelerin önü arkası ne var ortaya çıkarılamaz. Yani mecliste bir araştırma komisyonu kuralım dedik, önerimizi reddettiler. Yani mesele bir savcının, bir hakimin yani harekete geçmesi ve gerekirse bedel ödeme pahasına harekete geçmesi buradan çağrımızdır. Harekete geçin. Biz de sizin arkanızda olalım. Mecliste bunu destekleyelim ve bu pislik artık ortaya çıksın. Ortada büyük bir cerahat var. Yani gerçekten bir hani Sedat Peker'in ifşaatlarıyla aslında bir foseptik patladı. Her yeri lağım sardı, her yer kokuyor ama bir savcı harekete geçmiyor. Bu kabul edilemez. Bugün görevini yapmayan onlar hakkında da işlem yapılır. O da gelir. Bu da geçer ya. Şimdi yani konuda tekrar edemiyorum. Buyurun Sayın Bakanım, sözünüzü kesin. Yani şu 128 milyar dolar. Ya günlerce söyledik. Düzgün bir cevap verdikleri yoktur. Geçiştiriyorlar. Her söyledikleri de birbirinden farklı. Böyle bir hükümet görülmemiştir. Geleceksin, mecliste bir araştırma önergesi veya genel görüşme önergesi verdik zaten. Kabul edilecek. Böyle bir iddia olduğu zaman hükümet gelir mecliste böyle 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 diye açık seçikçe herkesi ikna edecek şekilde sorulan sorulara, yapılan eleştirilere cevap verir. Bizim de gönlümüz rahatlar. Demek ki yeri varmış diye. Ya düzgün cevap vermiyorlar. Rastgele konuşuyorlar. Diğer taraftan da mecliste bunun ciddi olarak açıklanmasını sağlayacak bir mekanizmayı gerçekleştirmiyorlar, önünü tıkıyorlar. Sayın ve Bakanım, halen bir şey. Sayın Bakanım, bu konuda 128 milyon dolarla alakalı. Milyar dolar. Bunu 130 milyar dolar olarak biz söylüyoruz. Yetkili bir ağzın konuştuğu cümle şu. Vatandaş bunu bana naklettiğinde not olarak almıştım. Siz tekrar edince bugün tarihi bir gün ve bunu ifade etmem lazım. 128 milyar dolar Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu diyor. Ve bunu en yetkili ağızlardan birisi söylüyor, en yakınındaki birine. Büyük bir soygun, Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu. Aradan hangi fiyatla, kime satıldığı, nasıl satıldığı hala karanlık olan ve dibi delik bir kuyu. Nereye atsanız gelmediği gibi aydınlatmak gibi bir yükümlülükleri de yok. Aynı şekilde diğer hususlarda da mesela Kredi Yurtlar Kurumu ve çocukların barınmasıyla alakalı her yere IBAN salıyor değil mi? Her sıkıntılı süreçten sonra ne yapıyor iktidar? Bir IBAN veriyor ve para desteği istiyor. Ver Sayın Cumhurbaşkanı, bir IBAN da bu çocuklar için verin dedik. Tavsiyede bulunduk. Verin, bu millet bu evlatlarına sahip çıkar. Ama yeter ki şeffaf bir şekilde nereye harcandığını da gösterin diye. Şimdi niçin göndermiyorlar bu IBAN'lar sonrası millet bu parayı biliyor musunuz? Şeffaflığı kaybettik. Güvenmiyorlar. Vatandaş güvenmiyor artık. Güvenmiyor. Şehidine de sahip çıkmak istemiyor. Hastasına da, felaket sedesine de, devlet eliyle artık yardım yapmak istemiyor. Ama her çaresiz kaldıklarında IBAN veren bu iktidarın özellikle yurt kur sorunu yaşayan gençler açısından da bir IBAN tercihinde bulunmasının bakın buradan şu salık veriyoruz. Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu. Ya. Devletin elinde ne kadar iktisadi işletme varsa kalanlarını büyük çoğunlukla topladılar. Bu Varlık Fonu'nun içinde topladılar. Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başkan vekili eskiden damattı, şimdi onun yerine başka birine koydular. Damadın arkadaşı geldi. Evet, damadın arkadaşı geldi. Çünkü çok mahrem hocası. Orası. Milyarlık tesisler var içerisinde. Türkiye'nin en büyük kuruluşları var. Başta 3 kamu bankası olmak üzere, Türk Hava Yolları olmak üzere. Türksel dahil. Eskiden kar eden bu şirketler Varlık Fonu'nun içine girdikten sonra zarar etmeye başladılar. Ya PTT zarar eder mi Allah aşkına? Hiç tarihinde zarar etmemiş. PTT Çaykur zarar etmiş. Çaykur hiç zarar etmemiş. Çaykur zarar etmeye başlamış. Kamu bankalar da zarara başlayacak şimdi. Ziraat Bankası, BOTAŞ vesaire. Ya benim aklım fikrim almıyor. Bu neyin nesidir kardeşim? Size para dayanmıyor, varlık dayanmıyor. Ve hiçbir denetimini de yok.
Doğru mu Sayın tabii, Bakan? Tabii denetim varlık yok. Denetim yok. Yasal olarak denetleyemez diye. Hangi Sayıştay denetleyemez diyor. Son derece açık. Meclis denetiminden ve Sayıştay denetiminden muaf. Evet muaf. Veya bakın unuttuk. Unuttuklarımızı hatırlatmak istiyorum. Günlerce tartıştık. AKP'li bazı belediyeler yurt dışına insan kaçakçılığı yapıyor. Gri pasaport. Kamu kuruluşlar. Kamu kuruluşları gri pasaportlarla yurt dışına insan kaçırıyor. Peki soruyoruz. Bunlar yargılanıyor mu? Ne yaptınız? Tık yok. Ya böyle bir şey olur mu? Dünyanın neresinde olur? Kamu kuruluşlarının insan kaçakçılığı yapması. Gri pasaportlarla yurt dışına götürüp orada bir takım imkanlara ulaşmasını sağlamaya yani çalışmak. Her birinden para alıyor, oraya götürüyor. Ortada bir yol. Yasal olarak değil, yasalara aykırı olarak, gizli olarak, rüşvet niteliğinde. Devlet kara para çeviriyor. Devlet mafya yöntemleriyle çalışıyor. Bak daha da açık olanı bu. Ya devlet mafya yöntemleriyle çalışır mı ya? Çalışır mı? Zihniyet bozuk olduğu zaman işte söylediğim birkaç tane örnek. Biz bunları sistematik haline getirsek bir kitap çıkar ortaya. Devlet diye bir şey kalmamış. Yani devletin geleneksel fonksiyonlarına uygun bir yapı kalmamış. Bütün kamu kaynaklarını çıkarları için keyfine göre harcayan, savuran bir iktidar yapısı ortaya çıkmış. Pörsümüş, yıpranmış, hiçbir sorunda çözebilecek kabiliyeti kalmamış bir yapı bu. Evet. İşin özeti yani bu. Bir suçu biliyorsanız ve o suçla ilgili harekete geçmiyorsanız o suçun ortağı olursunuz. İsterseniz o suçun o yolsuzluk çarkının bir parçası olun, ister olmayın. Eğer gücünüz varsa ve bununla ilgili bir şey yapmıyorsanız o suçun ortağısınızdır. 17-25 Aralık'la ilgili yolsuzluk dosyalarıyla ilgili bir bakan çıktı dedi ki tapelerin hepsi doğrudur dedi. Ya bu doğrudan bir savcı için bir ihbar niteliğindedir. Ya bu tapeler doğrudur arkadaş diyor. Gelin beni soruşturun diyor. Hiçbir savcı harekete geçmiyor. Çünkü biliyor ki o çorabın söküğünü bir çekse bir savcı. Nereye gideceğini biliyor. Nereye gideceğini çok iyi biliyor. Sayın o yüzden.